Bir saniye. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün size ne anlatacağım? Sabah kalktığımda öncelikle ne yapıyorum? Şimdi kısacık bir bunu izleyelim. Sabah uyandığımda ne yaptım biliyor musunuz? Her sabah. Önce kahve suyumu koyarım. Sonra temizlik yaparım. Sonra kahvelerimi demlemeye başlarım. Neden 2 tane V60 ile 2 termosu birden dolduruyorum biliyor musunuz? Hatta şunu da dolduracağım. 3 termos doldurarak güne başlıyorum. Çünkü nasıl satacağım biliyorum. Hadi kahveleri demleyelim ve insanları çağırmaya başlayalım. Filtre kahve. Asıl sürprizimiz geldi. Kim geldi? Tata. Yasemin geldi efendim. Yasemin hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyidir, sen nasılsın? 2 aydır ananın babanın evinde keyif sürüyorsun falan. Evet, nasıl çok geçiyorsun? İyi dinlendim. Çünkü buraya gelince beni çalıştıracağını biliyorum. Evet. O yüzden böyle yattım, bol bol yattım, dinlendim. Süper. İyi dinlendin evet. Mi? Ha, iyi o dinlendim. Zaman çalışma saati geliyor. Şimdi şöyle mikrofonu şuraya bir bırakalım Yasemin. Ne yapıyoruz? Öncelikle 2 ay ne yaptın, ne ettin bize? Bahset bunlardan. Keyfin yerinde mi? Görüşmeyeli çok oldu. Evet, çok oldu hakikaten. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. 2 ay dediğim gibi ailemi gördüm işte. Dinlendim. Oh. Hula hop çevirdim. Başka da hiçbir şey yapmadım ya. Biraz böyle çevreyi gezindim. Benzin fiyatları falan çok pahalı malum. O yüzden öyle evdeydim genelde yani. Bir yerlere çıkmadım. Şahanesin. Videolarından, storylerinden gördüğüm kadarıyla çok çok iyi dinlendin. Gerçi senin annenin babanın yanında ben de çok iyi dinlendim. Zamanında bisiklet turumuz bittikten sonra 2 gün kalmıştım Yasemin'lerde. Abi kahvaltı hazır uyanıyorsun, ne bileyim. Evet, her şey sürekli yatağın hazır uyuyorsun falan. Her şey sürekli hazır yani. Aşırı mutlu olmuştum. Evet, yani. Evet öyle oluyor. O yüzden bırakmak çok zor oluyor yani. Her kesinlikle. Böyle bırakıyorum, bir iki gün böyle bir amboli oluyorum, sonra kendime geliyorum. Kesinlikle. Buradan annene babana da kocaman öpücükler. Annesi gelirken de börek göndermiş. Onu burada gömdüm çarpılmadan. Evet ya. Kimseye. Yok be, dağıttık ya. Evet evet, dağıttık. Kendine 3 tane aldın, herkes yarım yedi ama evet. Dağıttım bir şekilde. Öyle bir dağıtım şeklim var. O da bir dağıtım sonuçta. Evet. Evet. Ben de öyle dağıtabiliyorum. Evet. Evet Yasemin, kahve satmaya nasıl geldim. Nasıl gidiyor senin kahve işlerin nasıl? Valla kahve işlerin nasıl gidiyor Yasu? Beni bilirsin, ben bir şey satmaya kalkarsam... Satarım. Satarım. Kötü başladı. Ha. İyi gidiyor. Ha. Çok affedersin. Kahve almak ister misiniz? Çekim filtre arası. Kahve. Maalesef. İyi işler. Kusura bakma, bir yandan da işimi yapmak durumundayım da. Tabii, çalışmazsın ya. Velhasıl böyle bir durumumuz var. Yavaştan o zaman kahve satmaya başlayalım mı? Evet, şu anda hazır mı şimdi? Bunlar mı dolu? Şu anda bunları... hazır. Bu termosumuz, bu termosumuz full. Tamam, güzel. Sabah kaçta açıyorsun? Bro, hoş geldin. Selamlar. Merhabalar. Selamlar. Kayıt mı var? Yo, çok şey değil ya, çekiyoruz arasında. Ben önemli değilim. Şey, önden sandalye çıkarabilir misin abi? Tabii. İşler, günümüze başladık, şimdi kahve satışlarımız falan başladı. Ama ben tek başıma bir hiçim. Yani resmen bir hiçim. Ne olması lazım biliyor musunuz? Böyle bir yaşam enerjisi, enerji veren bir adam olması lazım. Bunun için de ne yapıyoruz? Ve beklediğimiz yaşam enerjisi
Beklediğimiz çırak geldi. Son sürüm olmakla birlikte... Onurcuğum hoş geldin. 200 lira daha verip büyüğünü alsaydın iyi olacak. Öncelikle şunu söylemek isterim. Evet. Benim kanalım seninki gibi prodüksiyonu yüksek bir kanal değil. Bu yüzden tek bir mikrofonumuz var. Ve mikrofonumuzu şöyle koyuyorum. Hiç önemli değil. Güzelmiş. Buna doğru konuşuyorum şimdi sürekli böyle. Ne yapın abi? İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Arkadaşlar, Onur bir süredir bana yardıma geliyor sağ olsun. Daha doğrusu bana yardıma değil de ben gittikten sonra burada kahve satacak kendisi işi öğrenmeye geliyor. Doğru mu? Ben yövmeli diye geldim hala bir 5 kuruş yok yani. Karın tokluğuna diye buyurun. Zeytin. Bu yani menümüz bu. Ama Ege zeytin öyle deme. Ege zeytin. Efendim bugün her zaman gibi kahve satacağız. Farklı bir şeyimiz yok. Çok renkli bir dünyamız yok. Şekersiz sade filtre kahve. Evet. Süt isteyene bir de vermiyoruz Allah inandırsın. Kahvemizi beğeniyor musun bir defa? Güzel. Özellikle para vermiyorum. Para vermediğim için çok acayip lezzetli. Gerçekten beğeniyorsun. Güzel. Eyvallah. Peki para verip alır mıydın? Alırdım. Hayır. Hayır alırdım. Alırdım. Ben hayır da diyeyim, evet dedim, sen istediğin koyarsın videoya. Arkadaşlar, Onur T1'de takılıyor. Biliyorsunuz birkaç defa da çekmiştim videoya. Volkswagen T1'i var. Onu da birazdan size göstereceğim. Onunla çok güzel yollar yapıyor. Nerelere gittin abi? Katmandu muydun? Katmandu'ya bir kere gittim. Daha çok ülke içinde kaldım. Beni sınırdan çıkartmıyorlar arabam eski diye. Karadeniz'i gezdik. Vallahi geç çıkarmadılar şeyden. Bu Gümrük'ten. Gümrük ne tarafı taraf ya? Karadeniz mi? Karadeniz'de şeyde. Sarp'tan çıkartmadılar beni araba eski diye. Ama iki kere Karadeniz'i gezdik. Akdeniz'i 3-4 kere gezdik, dolaştık. Ege'yi zaten talan ettik. İşte bir doğu kaldı ya. Doğuyla güneyde. Ona da planın var. Var inşallah. Yani benzin çok 3 lira olunca ya. Gideceğim. T1'le bu kadar yol yapmak arkadaşlar, yürüyen bir T1 ve bu araca güvenip de bu kadar yol yapmak inanın deli işi. Gerçekten. Ve Onur da çok akıllı biri değil. Matematik öğretmeni. Ama yani gittiği kadar da itmişimdir yani. Öyle birebir denk gelmiştir yani. O kadar da itmişimdir. Evet Onur. Kahve satışımıza müsaitsen başlıyoruz. Termoslarımız dolu mu? Dolu. Üçünü de doldurdum. Lütfen çırak neredesin? Hani hiç şey yok, enerji yok yani. Hepsi dolu. Hepsi dolu. Dükkanların harbi üçü de dolu ya. Üçü de dolu. Satamamışız. Evet, o zaman yavaştan bu arada Onur. Fark ettim bilmiyorum. Stanley termos. Şu senin gelişim sürecin değil mi abi? Şuradan sıradan alırsan. Tabii. Şöyle sıradan. Çakmakla başladım. Bu yok. Şu arkadaşla başladık. 4 yıl kahve sattık. Ve 5-6 karavan değiştirdik. Bu emanet. Şimdi şu arkadaşa geçtik. Stanley termos. Yani şöyle diyeyim, yakında bir Tantin Holding yolda. İnşallah. İnşallah. Tantin İnşallah. Holding yolda. Yani şundan. Evet. Şunlar olduysa. Tabii. Bunlar, şundan. Neler. İnşallah. Neler. O zaman yavaştan kahve satmaya başlayalım mı Onur Bey? Peki bu boşa çıktı mı? Yani sen ona geçince boşa çıktıysa biz de bir yerlerden başlayalım Ertan Bey. Buradan başlama öyle değil. Çünkü yarım saat sıcak tutuyor. Evet. Bardağa koysan daha sıcak tutuyor. Evet. Yarım saat öyle. O zaman kahve seslenmelerimize yavaştan başlayalım mı? Başlıyorum ben. Söz sizde Onur Bey. Sizce alırlar mı? Evet. Ben de hocam. Filtre kahve almak ister misiniz? Filtre kahve. Yemin ediyorum bak videoya tesadüf. Tamamen asla para vermedik, tamamen tesadüf. Video için olmuş gibi oldu ama hayır. Gerçekten alacaktınız değil mi kahve? Evet. Ya bravo, abi nasılsınız? Eyvallah sana ne olur. Eyvallah sağ ol. Nasıl ama gidiyor? Tanışıyor musun gibi oldu, böyle olmadı. Tanışıyoruz. Olmaz. Geçen sefer kahve geçen de kahve almaya gelmişler. Onu bir daha söylerseniz abi. Harika. Harika kahveleri var arkadaşlar. Evet. Ne haber? Nasıl gidiyor? Normal insanlar içmiyor buradan kahve. Onlar sevenler. Kahve içiyor. Şundan mı koydun? En son bundan koydum. Evet, Onur. Onur'dan görelim ya. Nasıl? Evet. Ne yapıyor? Ne ediyor? Şöyle bir görelim. Dükkanı bazen ona emanet ediyorum çünkü. Bakalım ben yokken neler yapıyor? El ayağı birbirine dolaşıyor mu? 100 lira verdiklerinde heyecanlanıyor mu? Kafamı açıyor. Direkt cebime atıyormuşum. O çıkıyormuş. Yürüyüşe mi çıktınız? Evet. Hava da güzel. Güzel. Hava da çok güzel. Evet, o mükemmel, enfes, harika kahveler hazır. İnşallah. Buyurun Onur Bey. Buyurun, evet olsun. Sağ olun. Vallahi görüşürüz, hoşça kalın. Sağ olun, görüşürüz. Filtre kahve, hoş geldiniz. Soğuk var mı? Su yok maalesef. Abi, su değil, soğuk. Soğuk kahve yok. Soğuk kahve. Maalesef, sıcak. Tamam.
Maalesef sıcak var derken memnuniyetsiz. Evet evet. Yani keşke soğuk da olsaydı. Ne haber, nasılsın? Buyurun. Afiyet olsun. Olsun. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi yoğunluktan video çekemiyoruz yani, böyle de bir şey. Yani kazanamıyoruz dersen. Bir Tantin 34 kafe. Evet. Kolay kolay açılmıyor. Bak, açılmıyor. Şunlar gelir mi? Video çekemiyoruz artık gerçekten. Artık şeyi anladım yani. Bunlar gelir. Onu hissediyorum. Onu çözdün mü? Mesela onlar gelmez hocam. Bence de. Kahve almak ister misiniz? Yok. Görünmez miyim lan ben? Yani bir mimik bari yapın ya. Görünmez miyim lan ben? Bazen böyle olabiliyor arkadaşlar. Seslendiğimizde, boşa seslendiğimizi evet, düşünebiliyoruz. Kahve almak ister misiniz? Özgüvenim parçaladı. Filtre kahve. Şu an filtre evet, kahve. Normalde arkadaşlar bir de bizim müziğimiz olur. Böyle blues, country tarzı müzikler çalar. Ben söylüyorum. Şu an şeye girmedi. Neydi o? Telife girmesin diye şu an onu almıyoruz. Evet. Evet yani yapmıyoruz. Şu an o müziği yapmıyoruz. Söyleyeyim mi? Telife girsin mi? Şimdi söyleyeyim şarkıyı. Sen söylersen kesinlikle onu telife girmez. Orijinaliyle benzeştiremiyorlarmış. Filtre kahve. Hani şeydi, videoda benim hesapları söyleyecektin. 3 gün satış yaparsak böyle bir şey sözü vardı hocam. Evet. Konu açılmıyor çünkü ben de 10 dakikadır. Lotto kanalından takip edebilirsin. Bu mudur? Arkadaşlar onu dedim ya, tebirle evet, hazır lafı açılmışken. Hazır lafı açılmışken. Onun da bir YouTube kanalı var. Müthiş videolar çekiyor ama hakikaten müthiş videolar çekiyor. Tamamen onun şansına. Mesut diye bir arkadaşıyla evet, birlikte böyle bir işe girdiler. Vallahi büyük şans. Arkadaş da şey, böyle prodüktör bir arkadaş. Yani 1 milyon liralık Apple bilgisayarda editlerinin yapıldığı ama malzemenin bu olduğu bir video. Gerçekten video düşünün. Yani Pixar'ın ekibi benim için çalışıyor diyebilirim ya. Yani. Adam böyle Hollywood filmi çekebilecek kıvamda. Zaten videoları izleyin görürsünüz. Efsane videolar. Ama izlenmiyor. Başrol tutmadı öylesi. Olacak inşallah. Yok, izlenmeme sebebi şu. 13-14 yıllık bir kanalı canlandırmaya çalışıyorlar. O yüzden iyi bile gidiyor yani şu an. Ama tabii kolay da değil. 13-14 yıldır hiçbir şey atılmamış bir kanalı canlandırmak neredeyse imkansız. Ama şu an o imkansızı başarmak üzereler. Kanalını da lütfen takip edin. Tantin 30 Mutluluk Güneşin kanalından Mutluluk kanalından takip edebilirsiniz. Mutluluk da şöyle yazılıyor. Mutluluk yazarsanız çıkmayabilir. Mutluluk yani L-O-O-K bak anlamında İngilizce. Mutlu bak. Evet. Hayata mutluluk gibi böyle bir isim koymuş. Baktım mutlu bir hayat yaşamıyorum. Mutlu bakayım en azından. Mutlu bak olarak, mutluluk olarak YouTube ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet. 50 lira mı aldım? Gibi gibi arkadaşlar. Hesabın adını bir daha söyle. Mutluluk! Bunu neyle anlamadınız ya? Buradan da izleyebilirsiniz. Gerçekten enfes kaliteli çekimler. Bizim gibi böyle saatlerce kameraya konuşan bir video değil. Drone çekimleri falanlar, helikopterden fotoğraflar falan yani. Gerçekten. Yani kendimi övmeyi sevmem çünkü evet, benimle ilgili değil. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim. Tamamen Mesut arkadaşımın emeği. Muazzam çekimleri evet, var. Muazzam. Öyle. Muazzam hayat, hayat belki bizim de bir gün yüzümüze güler bir kameraman, bir arkadaşımız olur da der ki senin videolarını bundan sonra ben çekeyim. Ya da Shell'den sponsorluk da olur. Yani yakıt sponsorluğu da olur. Yani... Gökhan'cım öyle kolay değil o işler. Bu arada videoda alışkınım ben ığlamaya, böyle falan yapıyorum. Mesut kesebildiği için hani şu an yok, çok kesemiyoruz gerçekten. Evet. Ben şu an saçmalasam mesela çıkacak mı videoda? Tabii tabii, hepsi çıkıyor. Bizde kesmek yok. Mesut... Kahve almak ister misiniz? Yok, teşekkür ederim. İyi işler. Mesut beni güzel konuşturabiliyor yani. Öyle yetenekli bir adam ki gerçekten. Vallahi o zaman ne yapalım, birer kahve mi? Kameramanımıza bir kahve verelim. Kameramanımız kahve istemişti. Evet. Evet. Şimdi kahveyi doldururken Onurcuğum az önce fark ettim ki evet, ufak öğrencim, bir teknik hata. Kahvenin bizde nasıl makbul? Köpüklüsü. Bedava sana, pardon. O sende. Evet, biraz tamam, şöyle yukarıdan böyle saçmalamaya gerek yok yani. İnsan gibi doldur. Sonuçta buna kapak takacaksın, kim görür? Şu an eli de yandı biliyor musun? Videoyu editlemeyeyim, onunla uğraşmayayım, burayı kesmeyeyim diye bağıramıyor şu an. Tabii tabii.
Buyurun arkadaşlar efendim. Tamamen şov. Yoksa kahveyi yavaş yavaş... Kahveyi koydum. Verdik ve görüntü bundan sonra titrek olacak. Biliyorsun da bir tek elle çekecek. Yani şu an ayağımıza sıktık bence. Kahve almak ister misiniz diye sormuştum galiba. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi görüşler. Sempatik görünüyorum ki belki hani akıllarımda yer edeyim. Ben görünmüyorum, onu ne yapacağız? Akıllarımda yer edeyim. Şu kahvenin tadına ben de bakayım ya. Bak bak. Ben ama sermayeden yiyorsun yaptım. Söyleyeyim. Filtre kahve. Bol kör adam bu sonuçta. Filtre kahve. İşine de böyle sadıktır yani. Böyle. Acayip sadık. Biz bu videoyu çekmiştik. Sonra mikrofonu şarjı bitmiş. O yüzden video çöp oldu. Bir de prensip olarak aynı şakaları iki kere yapmama gibi şeyimiz var. O yüzden biraz tıkanmış olabiliriz. Çok mu güzel? Ben de alabilir miyim? Şu an çok iyi. Neden şu an çok iyi? Ama yaptığımız bir hatayı söyleyeyim ben sana. Kahveyi vermeden önce biraz şöyle bir çalkalamak gerekiyor. Yoksa yoğunluk dibe birikiyor. Bu da kahvenin dibi ve orası çok iyi. Kahveyi vermeden şöyle biraz çalkalayıp... Bir saniye, bölmezsen. Çalkalayıp verirsek daha mutluluk olabiliriz. Yeter ulan kahveyi bitirmek için bahane aramasana. Çok hakikaten lezzetliydi. Filtre kahve. Hakikaten iyi. Evet. Size bir arada Beybo Bey'i gezdireyim o zaman. Affedersin. Kahve almak ister misiniz? Size diyorum, Beybo Bey diyorum. Vallahi Beybo Bey. Kahve Bey'i ister. Bir arabamı göstereyim. Gelin, gelin hep beraber. Neymiş bir görelim. Mikrofonu da alalım. Kahve almak ister misiniz? Filtre kahve. Gelin hep beraber şu arkadaşın karavanına bir bakalım. Evet. Filtre kahve. Giderken de işimi yapıyorum ama. Evet, kendisi burada olmakla birlikte şu güzelliğe bakın ya Allah aşkına. Ya bu nasıl bir şey ya? Gel abi, gel abi, gel. Şu mutluluk dediğim şu. Mutluluk. Şuna bakar mısın ya? Yani bir araç ne kadar külüstür olabilirse o kadar kül... Dahası yok yani. Hadi ya. Hadi ya. Evet, şu ince detaylara lütfen dikkat edelim. Yani bunlar kolay kolay olmuyor. Bunlar emek. Buyurun. Neyse ki vay 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 vay. Vay vay vay. Buyur abi, şöyle bir gezdirebilirsek. Şu detaylara bir... Abi senin aracın her yeri ayrı detay ya. Her yeri ayrı detay. Şu varil ne? O da su sistemi. Senin su sistemin yesinler ya. 15 litrelik suyum var sadece be babada. Şöyle bir oturmak istiyorum ben. Tabii, buyurun. Başınıza dikkat edin. Ay! Nasıl rahatsız, nasıl rahatsız. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bu minderleri nerede yaptırdın sen ya? Bu Ikea koltuk minderi. Oo, hatta çok rahatmış. Çekyatım bile şey, ev tipi çekyat. Onu kestik, kısalttık. Hepsi geri dönüşüm. Tamamen kullanılmış tahtalar, kırık kapılar. Şaka yapıyorsun. Gerçekten yani hepsi kullanılmış şeyler. Bak mesela bu ağaç hala duruyor, budakları. Budaklarını işte öyle yaptık. Vay arkadaş be. Webasto'mu göstereyim. Webasto'nun son üretimi. Webasto soba. Soba koymuş adam. Şömine diye onu öyle kararlaştırmış. Şömine diyecektiniz. Onur Bey, sanıyorum ki bunun terası da açılıyor değil mi? Evet. Şu an yormayayım seni. Evet. Ama terası da açılıyor diye biliyorum. Evet, iki katlı. Zor bir işlem mi? 15 dakika falan sürüyor. Boş ver kalsınız. burada bir Stanley var. Evet, o da çok eski. Öyle merak olanları gösterebilirim. Bu Stanley sanırım 60 sonra, sen 70 desen. Şaka yapıyorsun 50 ya. Yıllık falan. Evet. Alaaddin ve Stanley. Ve hala içine buz atarsan 3 gün tutuyor. Ne diyorsun gerçekten? Ya? Sıcağı da 2-3 gün tutuyor. Vay arkadaş be. Gerçekten. Peki yeni bir şey var mı sende? Yani günümüz teknolojisine uyarlanmış olabilir. En azından feyiz almış olabilir. Hiçbir şey yok. Bu arabaya yeni hiçbir şey takamıyorum. Sırıtıyor. Anında çok sırıtıyor. Sırt, tabii, çok gerçekten. Sırt. Şu göstergelerimiz ne olur? Çok merak ettim ben onları. Şöyle. Kirli su, atık su ve macerotörlü tuvalet. Demeyi çok istiyorsun ama yok, değil hiç. Bence. Bunlar işte birisi ısı, biri basınç, biri de şey. Neydi ötekisi de? Ne? Bir şey barometre. Diyorlar ya, barometre evet. Basınç. Akü göstergen 13.6. Evet. Bu da elektrik sistemim.
Bu da aslında yani kullanmadığım şeydir. Ben bu arabada 10 yıldır falan geziyorum işte. Yani YouTube o zaman açtık ama bir tane bile video yüklememişiz. Tembellik üzerine bir video koymayı düşündük 13 yıl sonra. Elektrikli bir tek bu var işte. Bir de yanımda işte bir şeyler götürürsem telefon falan şarj ediyorum. Ama buzdolabı da olacak abi mecbur artık. Yani artık o da şey oldu yani. Ona da yeterli göstergeyi vermişsin evet. Zaten. Olabildiğince gizledim onu da. Bak burada da böyle bir... Yok artık Ramazan ayında. Oradan vuruyormuşum. Aç anam babam izliyor aç. Şey Ramazan ayında yoğurt mu yenir? Şunu da göstereyim. Bu da bir 40 yıllık falan bir şey. Belki daha fazlası vardır. Çanta tipi bir ocak bu aslında. Şaka yapıyorsun evet. Ya. Bu şekilde de bir ocağım var. Bu da bayağı eski. Yani arkadaşlar bu işler biraz şey, ne diyeyim, kahveye biri geldi lan. Filtre kahve. Bu işler biraz şey, neyle devam edecektiniz ben onu şey yapayım. Evet, hazır Ertan yokken ben reklamımı yapayım. Mutluluk, kendim mutluluk, geldim. Mutluluk. Mutluluk hesabından takip edebilirim. Yani bu işler biraz şey ya, biraz ne denir, gönül işleri doğru mu? Evet, doğru. Yani bunda yok efendim şuyum şu marka olsun, buyum bu marka olsun gibi bir olay yok. Bu tamamen hissederek yapılmış bir araç ki her detayına kadar, yani net, her detayın değilmiş. Her yani, aha. Ya hani teras 15 dakika dedin. O üst kat. Yok canım üst kat sor. Geleceksin mi yani? Gel bir süre. İzlenir diyorsan daha da yaklaşık. Şaka yapıyorsun ya. Derdimizden evet. Ah be abi. Oğlum çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Takasa gidiyor mu? Vallahi çok iyi. Şuna bakar mısın bugünkü ya? Bugünkü cironu alırım ama. Kazanıyor adam ya. Yani harbi diyorum efsane bir olay ya. Vallahi teşekkür ederim. Teras açtı. Bunun terasını kendiniz mi kestiniz? Orijinalden böyle. Bu arabanın böyle tepesi yüksekti. Amca köfte satıyordu bunda. Ayakta durmak için bir şeyler yapmıştı. Bunun böyle bir modeli var. Samba diye 23 camlı böyle üstü açılan orijinal o yıllardan kalma bir modeli var. Bu onun replikası gibi oldu ama tamamen kendi ürettiğimiz yani tavan falan da öyle. Marin kumaştan böyle kendimiz basit bir mekanizma yaptık. O mekanizmayla açılır kapanır hale getirdik yani. Harikasın abi. Harikasın. Şu terasa bak ya. Evet. Ya bu nasıl güzel bir şey biliyor musunuz? Bir de bunun üst katı var. Böyle kuruluyor. Üstte bir odası var evet. Oraya bir, buraya bir fotoğraf odası. Girer miyiz? Var mıdır fotoğraf? Var var fotoğraf yatayda. Var. Var. Okey. Mesut çekti. O zaman yavaştan geçelim. Yani gerçekten seviyorum senin aracını. Hadi bak ama işten kaytarıyorsun. Evet gerçekten. Mutluluk kahve. Mutluluk yazın var mı bir yerde? Var. Onun arkada var. Birleşik. Var burada var. Kapılarını kapatalım ama. Kapatırım ben. Instagram'da şeydi bu hesap adı. Şurada. Mutluluk. Arada boşluk yok değil mi? Yok. Birleşik. Mutluluk. Mutluluk. Çok güzel. Çok güzel. Bu kerkeniz de benim kerkenizim. İşte onlar bunlardan sonra bunlar ben minibüs yani. Çok içime sinmiyor yani. Peynir tenekesi gibi bembeyaz. Evet. Ne diyorduk? Bu arada arkadaşlar bardaklarımız reklamlıdır. Yani gelin şöyle göstereyim. MD Karavan işbirliğiyle yaptık. Bir yakasında MD Karavan... Kahve almak ister misiniz? İyi işler. Bir yakasında MD Karavan'ın logosu var. Bir yakasında benim logom var. Çok güzel oldu bence bardaklardan. Evet, bu Onurcuğum. Benimkini düşünüyorum şöyle küçük. Elle yazıyorum şimdi tükenmez kalemini satmadan önce. Verdiğim bütün kahvelerin köşesinde mutluluk yazıyorum. Onur şu arkadaşlar kahveye gelir ben sana söyleyeyim. Bu bence artık de. Senin yeteneğin de var. Tamam ben de o iş. O iş sende. Şimdi geri çekil. Ve nasıl yapılırmış öyle. Filtre kahve. Kahve kahva. Alır mısınız? Kahva. Kahva. Aa dedi ya. Kısa süreliğine İzmir'deyiz bekleriz. O kısa süreliğine ben buradayım. Benden olur. Sonra buraya dolandırıcılar gelecekmiş. Bakın dikkat edin aman. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzu bitirelim. Doğru mu? Bir kahve satmıyor muyduk ya? Öyle bitmese miydi? Sattık bence. Bir iki tane verdik ya.
Ha, iyi. Çok da sattığımız belli olmasın. Tamam. Peki ben size bir sorayım. Günlük ne kadar kazanıyorsunuz? En azından videonun başlığı bu olsun, söylemezsin. Allah sizi inandırsın. Günlük ben 100 lira bandında. Ama Allah inandırsın yani. Ben inandırmam. Öğlen yemeğinde bir gevrek ya yiyoruz ya yiyemiyoruz. Max. Max. Max, Max bir gevrek bölüşüyoruz. Bir de şey geldi işte, güneşin peşinde geldi. Aha. Onu da üçe bölüyoruz yani. Evet evet. Rızkımız da bölündü. Evet, rızkımız da bölündü. Yani. Şaka bir yana arkadaşlar, bence kazancım güzel, ben memnunum. Rakam vermek istemem. Kahve almak ister misiniz? Yürü işler. Velhasıl ben dedim ki artık videoyu bitirelim. Evet, bu noktada olur. Sonlandıralım. Mutluluk. arkadaşlar yeni videolar çekerim biliyorum. 7-8 gündür video atmıyorum. Geç video atmaya başladım. O da işlerim yoğun. Gerçekten yoğun. İzmir'de de çok kalıcı değilim. O yüzden biraz abanıyorum. Instagram'dan ve YouTube'dan Tantin kendi ismini unuttum. O kadar mutluluk dedik. kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresinde Tantin34, oradan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutluluk. İstediğin yerini kesebildiğin videoda mutluluk diye bak.